Doğan Bey projesi belki de Türkiye'de ilk kentsel dönüşüm projelerinden biri ya da en azından bu kadar büyük bir alanda yapılan ilk projelerden biri. Dolayısıyla biz de kentsel dönüşüme ilk evet diyen insanların başlarında gelenlerden biriyiz. Burada bazı sorunlar yaşandı. Özellikle 18 ayda bitmesi gereken bir projeydi. En azından bize bu şekilde vaat edilmişti ama şu an 67 ay yaklaşık bir yıl. Bu 67 ay içerisinde ne oldu? Aslında çok büyük sorunlar yaşadık. Evlerin teslimatına gelmeden önce evlerin büyütüldüğü, yani bize sorulmadan büyütüldüğünü öğrendik. Daha sonra birkaç kez farklı çok fahiş rakamlar çıkardık, yani kuruluşlar çıkardık. Haklı olarak bizim elimizde bir sözleşmemiz var ve biz kesinlikle TOKİ ve belediye ile yaptığımız bu sözleşmenin dışına çıkmadığımız için onların da çıkmamasını istedik. Şu an evlerin üzerinde bazı değişiklikler yapıldığı iddia ediliyor ama biz bu kadar büyük değişiklikler olmadığını da biliyoruz. Bu konuda gecikmelerle ilgili açılmış bazı mahkemeler var. Son noktaya gelene kadar dediğim gibi bazı sorunlar oldu ama buradaki halk aslında artık bu işin sonucunun da gelmesini beklediği için, bir an önce evlerine girmesini istedikleri için bazı sıkıntıları biz geride bıraktık. Şu an diyoruz ki yapılan binalar ortada. Her şey bitti. Yaklaşık 2400 daire yapılacaktı. 2800'e yakın daire yapıldı. Burada tutumlu da daireleri sonradan kendilerine almamaları gereken bir 15 bin metrekare yer vardı. Bunu da aldılar. Yani biz de sessiz olarak alınan böyle bazı problemlerle karşılaştık. Şu an diyoruz ki bu işin çözümüne gidelim. Ortada bazı çözümler olsun. Biz bir şekilde bunu atlatalım. TOKİ geçtiğimiz yakın zamanda aslında Osman Gazi Belediyesi bize bu evleri teslim etmesi gerektiği halde, yani bununla ilgili elimizde bizim resmi belgelerimiz de olmasına rağmen bir anda bankada borç senetleri ortaya çıkıyor, satış sözleşmeleri ortaya çıkıyor. Biz toplamda burada 10-12 bin kişinin göreceği bir proje ve herkes bunu kabul etmeyi istedik. Daha önce borçların çıkacağını duyduğumuzda da biz bazı aktivitelerde bulunmuştuk. Böyle bir şey çıkarsa yasal olmayacak, biz bunları kabul etmiyoruz demiştik. Şu an bankalarda bizi bekleyen satış sözleşmeleri var. Biz kesinlikle bu satış sözleşmelerini imzalamıyoruz. En büyük sebebi, daha doğrusu iki büyük sebebi var. Bir, orada bize çıkartılan çok yüksek borçların nereden ve neye istinaden, neyle hesaplanarak çıktığı ortada değil ve TOKİ başta olmak üzere hiçbir yetkili bize bunun tam bir açıklamasını yapmıyor. İkincisi, buradaki insanların anayasal hakkı olan sözleşmeye şart düşürme konusunu TOKİ metazori ile bize şart düşürmeden burada bu sözleşmeleri imzalatmaya çalışıyor. Biz aslında bugüne gelene kadar birçok sıkıntımız vardı ama biraz önce dediğim gibi sadece artık evlerimize girebilelim diye, çünkü öyle bir durum var ki şu an bizim ilk imzaladığımız sözleşmelerde adı geçen birçok insan vefat etti. Çünkü 5,5 yıllık, 6 yıla dayanan bir süreçte birçok insanı kaybettik. Birçok insan buralardan uzaklaşmak zorunda kaldı. Şimdi diyoruz ki sözleşmeye şart düşürülürse, bu zaten bizim anayasal hakkımız, aslında biz yasal haklarımız saklı kalacak şekilde bu evlere girebiliriz. Ama metazoriyle hayır, kesinlikle şart düşürülmeyecek. Bunu imzalamazsanız kesinlikle bu evlere giremezsiniz. Hatta el altından bazı tehditlerle imzalamazsanız kısa zaman içerisinde biz bu evleri alacağız tarzında bazı sıkıntılı cümlelerle de karşılaşıyoruz. Ama Allah'tan buradaki insanlar bilinçli ki elimizde zaten buranın arsasının bizim olduğu, arsa tapularının hala bizde olduğu, en azından ispat anlamında devir tapularının bizde olduğunu ve elimizdeki senetlerin, sözleşmelerin mahkemece sözleşme olduğunun da ortaya resmi için çok fazla bunu sorun etmiyoruz. Şu anki tek sorunumuz açıkçası normalde 30 ayda bitmesi, en geç 30 ayda bitmesi gereken evlerin 67 aya varması sebebiyle biz ve evlerin içine giren yabancı insanları gördüğümüz için otomatikman evlerimizi koruma altına almak için birçok insan burada kendi kapısı, zaten kapılar açıktı, o yüzden de çok rahatlıkla insanlar içeri girebiliyordu. Herkes kendi kapısının kilidini değiştirerek şu an evlerine girip, hani taşınmak değil de sadece evine sahip çıkabilmek için böyle bir uygulama başlattı. Biz dernek olarak da sonuçta insanların iyiliğini düşündüğümüz için biz de ve hak sahibi olarak da bu uygulamaya biz de katıldık. Biz de aynı şeyi düşünüyoruz sonuçta, aynı şeyden muzdaribiz. Ama çok yakın zamanda TOKİ'nin, buradaki yönetimin ve yerel yöneticilerimizin üstü kapalı baskılarıyla karşılaşmaya başladık. Bu konuyla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanımızla da oturduk, konuştuk. Biz şunu istedik, evlerimize girelim,
Bir şekilde kapılarımızı zaten açıyoruz. Ve tüketici kanununa göre 30 aydan sonra hala teslim edilmemiş, bitmemiş bir mülk varsa onu zaten biz haklı olarak geri alabiliyoruz. Böyle bir hakkımız olduğunu biliyoruz. Mahkemeye başvurduğumuzda alacağımızı da biliyoruz. Sadece 6 yılın sıkıntısını artık daha fazla mahkemelerde görülmesini istemediğimiz ve sonuçta TOKİ gibi bir kurumun da artık adının en azından buradaki bir projede çok çok daha kötü anılmamasını istediğimiz bir noktada bize belki bu sıkıntıyı çektirenlerin adının da temiz kalabilmesi için biz mahkemelere gitmek istemiyoruz. Ama en son geçtiğimiz hafta bir olay gerçekleşti. Kendisini TOKİ yönetiminin insanları, işçileri diye adlandıran bazı insanlar kalkıp burada evine girmek isteyen bayanları, özellikle astım hastası bir bayanı yaklaşık 15-20 dakika elektriğini kesmek suretiyle asansörde mahsur bıraktılar. Buna burada güvenlik güçleri de şahit oldu. Burada 150 tane insan da şahit oldu ki Allah'tan burada yaşayan, buradan çıkmış insanlar sağduyulu ve bizim üzerimizde oynanan oyunları çok iyi algılayabilen, sentezleyebilen bir insanlar olduğu için herhangi bir kavga gürültüye mahal vermeden polislerimizin de güvenlik güçlerinin de yardımıyla ki biz de onlara yardımcı olduk. Bir şekilde geçtiğimiz haftayı kazasız belasız diyelim atlattık. Bununla ilgili sıkıntılarımızı tabii ki gittik. Savcılık olsun, polis karakolu olsun bütün sıkıntılarımızı anlattık. Biz resmi işlemlerimizi başlattık. En son hafta içinde Sayın Recep Altepe'yle, Büyükşehir Belediye Başkanımızla görüştük. Kendisinden özellikle ricada bulundum. Yani biz buraya girelim, elektriğimiz, suyumuz açılsın. İnsanların kafasında burayla ilgili kötü düşünceler, en azından sıkıntılar temizlensin. Ondan sonra eğer bir mahkemelik durum varsa biz devletin ve adaletin bize keseceği her türlü faturayı canlı gönülden kabul ediyoruz. Biz bunu daha önce çıktığımız televizyon programlarında ya da gazete haberlerinde ve internet sitemizden yaptığımız bütün tebligatlarda, açıkladığımız her basın bildirisinde de bunu söylüyoruz. Ama açıkçası bizi sanki bunları biz söylemiyormuşuz da biz buralarda istilacıymışız gibi davranılması birilerinin anladığımız kadarıyla hoşuna gidiyor. Onun ardından Bursa valimizle görüştük. Kendisi bizim bugüne kadar yaptığımız şeylerin içinde herhangi bir kötü durum olmadığını, zaten bizi izlediğini belirtti. Yani herhangi bir terbiyesizliğe açıkçası mahal vermedi şimdiye kadar. Artı insanların evlerine girmek istemesinin de mantıklı olduğunu zaten herkes kabul ediyor, herkes bunu biliyor. Hatta karşımızda olup da bunu kabul etmediğini söyleyen insanlar bile bizim aslında haklı olduğumuzu biliyorlar. En son Bursa valimize de biz sözleşmeye şart düşürülürse biz bu sözleşmeleri imzalayıp yasal haklarımıza saygılı olunmasını rica ettik. Ve sağ olsun kendisi de çok beyefendi bir insandır, şunu söyledi. Eğer burada idare, ki doğrusu da budur, gerçekten mantıklı ve doğru işler, yasal işler yaptığını düşünüyorsa zaten bu şerhten asla geri kaçmayacaktır. Ve bize sözünü verdi. Bununla ilgili bakanlarımızla, TOKİ ile görüşüp inşallah kısmetse bayrama kadar bunun müjdesini almak istiyoruz. Ama tabii dün yaşadığımız başka bir olay var. Burada sonuçta dediğimiz gibi başkaları girmesin ve evlerimiz istila edilmesin diye kelimesiyle noterden tasdikli belgelerimizle, yani burada 9. notere gidip baktığınızda hangi dairenin kime verildiği de belli. Yani burada istilacı olma imkanımız zaten yok. Kendi evlerimize girdiğimiz için hakkımızda yapılan şikayetten dolayı kaymakamlıktan bazı insanlar buraya gelip, ki birçok insan yine biz buradaydık, avukatımız da buradaydı. İşte zabıt tutuldu, şahitler dinlenildi. Burada üzüldüğümüz bir nokta var. Biz yerel yöneticilerimizin TOKİ'nin hakkını değil bizim hakkımızı savunuyor olarak görmek isterken maalesef hepsinin neredeyse TOKİ avukatı gibi davranmaya başladığını gördük ve maalesef gidip görüştüğümüz üst düzey yöneticilerimiz bile bizim ağzımızdan çıkan lafları çarpıtarak haber yaptırmaya başladı. Kamuoyunu etkileme amaçlı bir yaptıklarından dolayı biz otomatikman kendimizi geri çekmeye başladık. Peki bu noktada ne olur? Yani zaten yasa olarak bizim beklediğimiz bir şey var. Sözleşme imzalamak. Bunda da asla ve asla biz yasal haklarımız bize verilmediği ve şerh düşürülmeye izin verilmediği sürece sözleşme imzalamak gibi bir lüksümüz olmayacak. Artı protest, şu an ortada gösterilen sözleşmelerin de yasallığından şüphe duyuyoruz. Bu yüzden de şerh düşürmek zorundayız. Çünkü yasal tebligat yapılmadan hiç kimseye zaten elinizde bir sözleşme varken ikinci bir sözleşmeyi imzalatmak için dayatma yapmak yasal değildir. Bunu herkes biliyordur.
açık konuşmak gerekirse artık bıçak kemiğe dayandı. Yani bizim açımızdan dayandı. Çok kötü durumdayız. Canımız çok yanıyor. Buradaki insanlar perişan durumda. Hem bundan sonra Türkiye'nin gündeminden düşmeyeceği iddia edilen ve buna biz de inanıyoruz. Kentsel dönüşüm kelimesinin temel taşı olarak Doğan Bey projesi, 2800 dairelik ve 100 yılın projesi olarak adlandırılan Doğan Bey projesinde bu sıkıntılar yaşatıldıktan sonra başımızdaki insanların kentsel dönüşüm bizim kurtuluşumuzdur diye ortaya çıkıp neyi örnek vereceklerini biz çok merak ediyoruz. Biz burada iyi örnek olabilmek için elimizden geleni yaptık ama maalesef karşımızda kendi kurumlarını neredeyse batırmak için çalışan yeteneksiz yöneticilerle karşı karşıyayız. Sonuçta sorduğumuz soruların cevaplarını 6 senedir alamadık. Başvurduğumuz yasal yollardan bile çok çok geç ve çok yuvarlak cevaplar geldi. Özetlemek gerekirse şerh varsa imza var, imza varsa sorun yok. Ama bizim anayasal haklarımızın önünde duvar örecek kurum ya da kuruluş Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na göre zaten skandala atacaktır, imza atacaktır. Bu konuda biz yalnız olmadığımızı da düşünüyoruz. Sonuçta sadece Türkiye'de, özellikle Bursa'da çok büyük mahallelerde çok yakın zamanda başlayacak olan kentsel dönüşüm projeleri var. Bu arkadaşlarımız otomatikman medyadan takip ettiği için sürekli bizimle toplantı yapmak istiyorlar ve yapıyoruz da biz kendimizde. Yapılanın başkalarına yapılmasını istemediğimiz için de kendilerine bilgi de veriyoruz. Sonuçta belki bundan sonra yapılacak olan projelerde hata yapılmaması ya da ne yapılmaması gerektiğiyle ilgili, en azından yönetim anlamında ne hata yapılmamasıyla gerektiğiyle ilgili bir ders alınmak istiyorlarsa burada bu projenin başındaki insanların yaptıkları hatalara bakmakla sanırım Türkiye'de birçok projenin geleceği kurtarılmış olabilir. Son olarak şunu söyleyeyim, Doğan Bey halkı karşısında devleti ve devlet insanları olduğu için ve onlara güvenle buradaki büyük bir sıkıntıyı atlatabilmek için ve birçok hak olarak haklarını devrederek, yani belki 10 kat 20 kat fazla alabilecekleri haklarını çok çok aşağı çekerek çok büyük bir özveriyle burada imzalarını attılar. Ama sonuçta zaten feragat ettiğimiz haklarımızın bir 3-5 katından daha fazla feragat ederek burada mesela bizim yapmadığımız, bizim iznimiz olmadan yapılmış bir metrekare büyütülmesinin de rakamını bize yüklemeye çalışıyorlar. Biz şunu diyoruz, şunu bilmeyen insanlar değiliz. Tabii ki yasaların el verdiği bir yüzde de evlerin büyütülebilme hakkı var. %10, %12 çok da net bilmiyorum ama bu oranda olması gerekiyor. Buraya kadar büyütülmüş evlerin biz metrekare farklarını da ödemeye razıyız. Ama bizim önümüze şu an konulan sözleşmeler kesinlikle TOKİ'nin sitesinde iddia edildiği gibi standart sözleşme değil. Bize özel, burada bizim haklarımıza tamamen çok farklı gözle bakılarak hazırlanmış ve ilk defa TOKİ müessesesinden ortaya koyulan ve bir nevi ölüm fermanı gibi bir sözleşmedir. Biz o sözleşmenin hiçbir maddesini kabul edemeyiz, istesek de edemeyiz. Sonuçta evlerimize istilacı gibi girildiğimiz iddia ediliyor. Hayır, gelen herkese de biz kendi elimizdeki resmi kayıtlarımızı da gösteriyoruz. İşin gerçeği, bu işin artık çok hızlı bir şekilde en azından şart düşürülerek ve her iki taraf için de mahkeme yolu açık kalmak kaydıyla bu evlere imza atılarak girilebilir. Bursa'nın göbeğinde 2800 kişilik ve 280 bin metrekarelik bir alanda 6 senedir tek bir ışığın yanmaması bence başımızdaki insanlar için de çok büyük bir kayıp olacaktır. Biz de diyoruz ki Doğan Bey çok büyük bir sorun ama seçimlerden bahsedilmeye başlandığı şu günlerde Doğan Bey'in sorununu çözen kişi mutlaka biz kazanıyorsak o da kazanacaktır. İnşallah en azından bu noktada kendilerini düzlüğe çıkarabilmek için bile olsa bizim sorunumuzu bir şekilde, zaten şöyle söyleyeyim, onların yarattığı bu sorunu halletmek için umarım düzgün adımlar atmaya başlarlar. Ama bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanımız da söz verdi. Kendisi de TOKİ ile ve bakanlarla görüşecek. Şart düşme konusunda. Valimiz de aynı şekilde söz verdi. Ve bunun dışında kaymakamımızla da dün bir görüşme yapıldı. Avukatımız görüştü, avukatımız görüştü. O da bu konuya mantıklı bakıyor. Yani herkesin mantıklı baktığı bu konuda sanıyorum bir iki hafta içerisinde
olumlu bir cevap alıp artık biz de 6 senedir çektiğimiz bu sıkıntıya bir son verdirileceğine inanıyoruz. En azından hala iyi diyelim. Bize gelip de buraları temizleyeceğiz. Bize imza almadan, bize sormadan kendi kafasına göre bölgeyi değiştirdi. Bizi dolandırdı. Bize ne vaat ediyorsunuz diye biz bakmayacak insanlara sorduk. Öncelikle muvaffakat senedi adı altında ve mahkemede bunun resmi bir sözleşme olduğunu ispatladığımız bir senedimiz var. Biz yetkililerle bu senedi imzalayıp ne kadar daire vermişiz, ne alacağız, borcumuz ya da alacağımızı hepsini belirttiğimiz bir sözleşme imzaladılar bizimle. Bunu yaparken bazı vaatlerde bulundular. Burada dediğim gibi en başta 18 ayda bitirilecek, çok süper lüks daireler yapacağız, cebimizden hiç para çıkmayacak. Ve siz bize buraları devredin. Biz firmalarla ya da TOKİ ile anlaşacağız, buraya gireceğiz, çok hızlı bir şekilde boşaltacağız ve kentsel dönüşümün en güzel örneğini size yapacağız dediler. Süreç başladıktan sonra bize haber verilmeden dediğimiz gibi metrekarelerin bu sefer büyütülmesi gibi bir şey söz konusu oldu. Biz de bunu TOKİ yetkililerinden duyduk. Bu vaatlerden sonra son noktaya geldiğimizde bizim karşımıza ne çıktı? Bir 18 ay diye vaat edildi, 67 ayda hala teslim edilemeyen ve kalitesi maalesef bize lükslendi ama TOKİ standardı ya da TOKİ lüksü diyelim. Hani herkes bilir TOKİ'nin lüksünün ne olduğunu. TOKİ standardında bazı evler oldu. Daha sonra elimizde ıslak imza, hatta yani Osman Gazi Belediyesi'nin ve TOKİ idaresinin de imzalarının bulunduğu bu sözleşmenin aslında gerçek bir sözleşme olmadığı iddiası Osman Gazi Belediyesi'nden ve TOKİ'den geldi. Ya sonuçta siz bize bunu imzalattınız dediğimiz sözleşmeyi otomatikman onlar hayır siz sonradan tekrar bir sözleşme imzalayacaksınız dediler. 67 ayın sonunda da bir kuruş borcunuz olmayacak dendi ama şu an çok ciddi rakamlarla borçlandırılıyor. Biz daha önce genel seçimlerden önce yaklaşık fazlalık metrekareye 1000-1100 lira gibi, tam emin değilim o konuda bazı farklılıklar var. Her bir metrekareye 1000 lira gibi bir rakamla her evi en az 15-20 metrekareden 50-55 metrekareye kadar büyüttüklerini iddia eden bir idareyle karşılaştık. Büyüttüklerini iddia eden bir Osman Gazi Belediyesi ile karşılaştık. Biz bunların bu kadar olamayacağını, evleri şantiyeyken gezdiğimiz ve bu kadar büyük olmayacağını söylediğimizde ve çok fazla eylem yapıp sesimizi duyurduğumuzda otomatikman geri adımlar atıldı. Aslında bizim olmayan, ki sadece ve sadece Osman Gazi Belediyesi'nin olduğunu bildiğimiz bu borçların sözde 98 trilyonu indirilerek geri kalan, ne kadar bilmiyorum ama sanırım 250-300 trilyon gibi bir paradır eski hesapla, bu borç şu an bizim üzerimize yıkılmaya çalışılıyor. Biz de diyoruz ki eğer gerçekten bu borç yasal olarak bizim ise mahkemeye verilelim. Siz verin ya biz verelim ama bunu yaparken de sözleşmeye mutlaka şerhle imza atmış olmak zorundayız. Yoksa mahkeme haklarımız elimizden alınıyor. Orada bir indirim yapıldı. Rakamlar %30 düşürüldüğü söyleniyor ama biz hep şunu söylüyoruz. Bu düşürülen bizim değil Osman Gazi Belediyesi'nin borçlarıdır. Düşürülen Osman Gazi Belediyesi'nin rakamlarıdır. Bizim üzerimize bırakılmaya çalışılan bu rakamları biz zaten baştan beridir kabul etmiyoruz. Ama yasalarla karşımıza çıkıp bunun bizim borcumuz olduğunu ispat edebiliyorlarsa biz neyi ispat ediyorlarsa hepsini ödemeye razıyız. Baştan vaat edilenlerle son noktada ortaya çıkanlar şunu bile düşündürdü. Acaba dünya üzerinde başka bir Doğan Bey var da bize vaat edilen Doğan Bey burada değil de başka bir yerde mi yoktu? Çünkü binalara da baktığımızda bırakın işletim kısmını, binaların görüntüsü bile şu an bize vaat edilenden çok farklı. Çünkü 13 kat denip de 26 kat, 25 kat yapılan herhalde başka bir proje dünya üzerinde yoktur. Bunlarla da ilgili herhangi bir imzamız ya da kabul ettiğimiz bir belge şu an kimsenin elinde yok. Bunu da ortaya çıkartamazlar. Bir de adını soyadınızı göre onları bir alabiliriz. İsmim Mehmet Aslan, Doğan Bey Konutları Komşu Birliği Dernek Başkanı. Sağ olun. Belgeleri oldu halde. Kaçak olarak girdi diye söylüyorlar. Bunlara su ve elektriği tapu getir verin diye bağlayalım diyorlar. Peki ben soruyorum onlara. Bursa'da dünya kadar kaçak bina varken, dünya kadar ruhsatsız binalara su, elektrik, doğalgaz bağlı iken bize niye vermiyorlar? Bu ayrımcılık değil midir? Adam kayırma değil midir? Onlardan rüşvet mi aldılar acaba? Eğer böyle bir şey varsa buradaki insanların hakları çiğneniyordur, ayrımcılık yapıyordur. Eğer ki biz mahkemeye verirsek, ki ben bunu düşünüyorum, Buski ile Teki de gerekirse doğal
Bursa Gazı da buradaki insanlara eğer bağlamazlarsa dava açıp Bursa'da yaşayan bütün kaçak binaları bağlandıkları suyu, elektriği kesmek zorundalar. Teşekkür ederim. Şu an bir sözleşme var. Biz bu sözleşmenin dışına asla ve asla çıkmak istemiyoruz. Ve ben evimi kurmam için teslim aldım. Kilidini değiştirdim. Kapımı da kapattım. Ondan iki gün sonra geldiğimde benim kilidimi kırmışlar. Ben göğe yanlış kişinin dairesini açmışmışım. O ev satılmışmış. Bu gibi beni suçlamalarda yapıyorlar. Yani bir insanın muvaffak senedi varsa ve TOKİ'nin GovTR'de benim adıma kayıtlı olarak basmıştı. Benim adım geçiyorsa nasıl o ev satıyor? Nasıl ben suçlu oluyorum? Başkasının evini açmışmışım da onlar satmışmış. Nasıl satabilir yani benim dairemi? Çok istemiyorum. Çok tatlı.